Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'dan Bakan Süleyman Soylu'ya suç duyurusu ve Erdoğan'a mektup. Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu. Avcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mektup da yazdı. Gazeteci Erk Acerer, Avcı'nın suç duyurusunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşırken, eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Süleyman Soylu hakkında şikayette bulundu. Ayrıca Erdoğan'a bir mektup ve şikayet dilekçesi sundu. Soylu'ya yönelik şikayeti iki başlıkta, görevi kötüye kullanma ve iftira dedi. Oda TV'nin haberine göre Hanefi Avcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da açık mektup yazdı. Mektupta şu ifadeler yer aldı. 1. Son zamanda rütbesi alınan emekli emniyet mensupları, haklarında FETÖ mensubu olduğu yolunda ciddi inandırıcı emareler olan kişiler değil, bakanlık ve yönetimi eleştirilen kişiler oldu. Bu kişileri cezalandırmak, diğer emsallerine gözdağı vermek amacıyla bahanelerle hukuka aykırı rütbe, kimlik alma, ruhsat iptali işlemlerin yapıldığı, bu soruşturmaların Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bilinen, yerleşik usul ve uygulamaları dışında usulsüz olarak yürütüldüğü. 2. İçişleri Bakanı'nı eleştiren bazı basın mensupları hakkında soruşturmaların hukukun gerektirdiği yetkili yargı ve emniyet birimlerinden gizlenerek, Ankara'da yargı birimleri ve emniyet mensuplarınca bu konularda bilinen usul ve esaslara uyulmadan hukuka aykırı bir biçimde yapıldığına dair belgeli örnek olaylar vardır. 3. Basına intikal etmiş haberlere göre başka yetkili adli yargı mercilerinde soruşturmaları gereken olayları hukuka aykırı olarak yetkili olmayan Ankara'ya taşıyarak dolayısıyla kolay yönlendirildiği emniyet birimlerince soruşturma yapılmasına çalıştı. Bu taleplerini karşılamayan Ankara'da görevli savcı AT başka yere tayininin yapıldığı basında yer almıştır. Bu durum İçişleri Bakanı'nın hukuku ihlal ederek adaleti denetiminde olan polis birimi üzerinden istediği gibi etkilemeye çalıştığını göstermektedir. 4. Yine Sayın Bakan'ın bazı büyük yolsuzluk olaylarına karışan, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla haklarında soruşturma yapılan şüphelilerle geçmişte makamında görüşmeler yaptı. Bu konuda basına fotoğraflar yansımıştır. 5. Soruşturma altında bulunan bazı şüphelilerin kaçması için haber salındığı yolunda yine basında yer alan iddialar vardır. Aynı gerekçeleri hatırlatan Hanefi Avcı mektubuna şöyle son verdi. Anayasa 104. maddesi Cumhurbaşkanı anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder. Anayasanın 108. maddesi idarenin hukuka uygunluğunun düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanının isteği üzerine tüm kamu kurum ve kuruluşlarında her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetimleri yapar. Hükümleri gereği İçişleri Bakanlığı'nda yapılan iş ve işlemler üzerinde yukarıda belirtilen konularda inceleme, araştırma ve denetleme yaptırılması gerektiği açık olup, gereğini takdirlerinize saygıyla arz ve talep ederim ifadeleri yer aldı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.